Hedefimiz çalışma hayatında ve toplumda. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Uluslararası Güvenli Okullar, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği sempozyumu gerçekleştirildi. Okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği hakkında farkındalık sağlanabilmesi, öğrencilerin hem staj hem de aktif iş hayatında iş sağlığı ve güvenliğini benimseyebilmelerine katkı sağlamak amaçlı yapılan sempozyum, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bir güvenlik kültürü kavramı oluşturulmasıdır. Çalışanlarımıza ve öğrencilerimize güvenli ortamlar oluşturmaktır. Sempozyumda ilk kürsüye çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği Bolu İl Koordinatörü Sema Kaya, can kayıplarının tedavisi olmadığını ifade etti. Evrensel kriterlere uyulduğunda huzurlu bir topluma erişmek mümkündür. Can kayıpları, kaybedilmiş organların, meslek hastalıklarının sonucu ortaya çıkan mağduriyetin telafisi yoktur. Hiçbir ceza mağduriyeti gideremez. İşte bu yüzden sağlık ve güvenlikle ilgili sorunların daha oluşmadan önlemek zorundayız. Kürsüye daha sonra çıkan İl Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk, güvenlik kültürünü benimseyerek hayatımızın her aşamasında uygulamalıyız dedi. Güvenlik kültürünü benimseyerek hayatımızın her aşamasında uygulamalı, güvenli yaşam tarzını benimsemeli, attığımız her adımda önce güvenlik demeli ve en önemlisi bana bir şey olmaz demekten vazgeçmeliyiz. Sağlıklı ve güvenli iş yerlerinin ve iş eğitim ortamlarının oluşturulması, İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için bu yönde bir kültürün oluşturulması ve başta meslek liselerinde olmak üzere tüm toplumda yaygınlaştırılması çok önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlığı ve Güvenlik Bilim Daire Başkanı Abdülhamit Karataş ise tehlikelerin en aza indirilebileceğini ya da ertelenebileceğini söyledi. Sıfır risk anlamında bir çalışma ve çabanın içerisinde olacakları gibi bir iddia içerisindeler. Bir yerde tehlike ve risk varsa onu yok edemiyorsunuz. Yok etme şansınız yok. Ancak oradan gelecek tehlikeleri en aza indirmek ya da oradan gelen tehlikeleri ertelemek gibi bir güç oluşturabilirsiniz. Bu neyle olur? Şimdi Sayın Valim'le konuşurken Sayın Valim dedi ki Milli Eğitim Bakanlığı'nda çok sıkça yönetmelikler değişiyor. Evet, haklı. Ben gittiğim her toplantıda, her yerde herkes Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir şeyler yapması gerektiğini söylüyor ve çok da haklıdır. Hani bir ara reklamlarda çıkmıştı, eğitim şart. Evet, eğitim şart. Her şeyin eğitimi çok önemli. Öğretmen seçmek için mülakat yapıyoruz. Sınıf öğretmeni adayına soruyorum. Çocuk sarı kredi geçiriyor, ne yaparsın? Hani mülakat olmasın diyoruz ya, şimdi mülakatta sorduğum soru bu. Çocuk sarak kredi geçiriyor, ne yaparsın yavrum diyorum. Cevap hiç tatmin edici değil. Çocuk kulağına boncuk soktu, ne yaparsın diyorum. Veya burnuna boncuk soktu, ne yaparsın diyorum. Cevap yok. Veya bir kalp krizi esnasında veya nefes borusuna herhangi bir şeyin kaçması esnasında ki bunlar çocuklarda en çok yaşanan ve çok sık duyduğumuz, çok gördüğümüz olaydır.